Birçok pozisyona başvuracak şekilde eğitimi aldım. Yeterliyim. Çok basit bir seviyede. Kurs bana bu konuda yeni bir çığır açtı, yeni bir ufuk açtı. Tüm sınıf arkadaşlarım ne kadar zorlansalar da ilk başta şu anda çok çok iyi durumdalar. Bizim aldığımız siber güvenlik eğitiminin içeriğine baktıkları zaman ooo falan. Kurslar önce işsizdim, şu an hayırlısıyla bir iş sahibim. Başladıktan sonra şunu fark ettim. Kursta bize öğretilen şeyler piyasanın çok üzerinde. Çok daha farklı yani. Hocalarına sorabiliyorsun birebir, böyle bir iletişimin olabilmesi çok güzel bir şey. Kurstan sonra nereden başlayacağımı ve kendimi nasıl geliştireceğimi öğrendim. Ben daha staja başlamadan iş buldum. Gerçekten çok mutluyum ve bu kadar iyi bir teklif beklemiyordum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Coğrafi Bilgi Sistemleri kursumuzun soru cevap etkinliğine bizlerle eğitmenlerimiz ve işe giren öğrencilerimiz ve hali hazırda kursumuza devam etmekte olan öğrencilerimiz mevcut. Yani bir Şampiyonlar Ligi seronomisi gibi diyebiliriz. Kupayı alanlar var aramızda. Kupayı alacak olan potansiyel öğrenciler var. Bunun dışında da kupayı takdim eden öğretmenlerimiz var. Kasım Bey öncelikle hoş geldiniz. Kursumuzun genel koordinatörü. Kendimi tanıtayım. Ben Deniz Serdar. Kurslarda kurs adminliği yapmaktayım. Bugün sizlere sorum olacak hocam. İlk sizle başlayalım. Şimdi öğrencilerimiz katıldı webinarımıza. Fakat GIS nedir? İlk bununla başlayalım. Sizin için nedir? Tanımı nedir? Buyurun hocam. GIS, coğrafi bilgi sistemler, daha geniş adıyla desek daha doğru olur. Coğrafi bilgi sistemler alanıyla alakalı verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi birçok işlemin bir arada olduğu bir bilgi sistemi. Yani bizim klasik manada bildiğimiz coğrafyayla bilgi teknolojilerinin birleşip çeşitli masaüstü veya telefon ve mobil app'lerle doğadaki, çevredeki her şeyin planlanması, analiz edilmesi, verilerinin saklanması işlemlerinin yürütüldüğü bir bilim dalı. Özellikle şu anda dijital ikiz konusunun bütün dünya gündeminde olduğu bir çağda coğrafi bilgi sistemleri bu işin temelinde, yani akıllı şehirciliğin temelinde yer alıyor. Dijital ikiz ne oluyor? Dijital ikiz mesela şu anda işte Türkiye'de bir deprem oldu. Birçok bina yıkıldı. Eğer dijital ikiziniz varsa sizin, yani arazide, doğada bulunan yapının bir ikizi varsa elinizde, siz bir daha ona benzer bir yapı oluşturabilme veya da sorgulamalar yapabilme veya da neyden kaynaklı hatalar yapabilme veya da işte eski verileri saklayabilme, yani mevcut verileri kullanıp onlara üzerinden yeni bir şey inşa edebilme hakkınız oluyor. Coğrafi bilgi sistemler alanında kullanılan programlar var. ArcGIS, QGIS, işte başka GIS programlar var. Yani şu anda mesela Almanya'da Stadtwerke'lerin kendilerine ait kullandıkları, kendilerine ait derken yani bir firmadan satın almışlar, GIS tabanlı ama başka GIS programlar var. Birçok böyle GIS alanında kullanılan program var ama en temel, bütün herkesin bilmesi gereken ArcGIS ve QGIS var. O alanla alakalı bir iki şeyden bahsedip hemen devam edebiliriz. GIS hangi alanlarda kullanılır? Arkadaşlar GIS, haritacılık, telekom şebeke yönetimi, elektrik şebeke yönetimi, doğalgaz şebeke yönetimi, Almanya'da mesela duymuşsundur VASA, APVASA, işte temiz su, kirli su şebeke yönetimi, trafik, şehir planlama, ulaşım, ondan sonra çevresel etki analizleri, tarım ve orman uygulamalarında, afet yönetiminde, doğal kaynakların yönetimi, bankacılık ve sigortacılık sektöründe son dönemde çok çok yükseldi etkisi. Kargo sektörü, özellikle şu anda mesela hem Türkiye'de hem Almanya'da, benim de Almanya'da ilk aldığım iş teklifi öyleydi. Kargo sektörüydü. Lojistik firması yol analizleri için iş teklif etmişti. Arazi ölçme değerlendirme, yer bilimleri, varlık yönetimi ve bakımı, planlama ve toplumsal geliştirme, belediye, özellikle bu işin temelinde sağlık, eğitim, maden, sanayi ve ekonomi olmak üzere bir sürü alanda kullanılıyor ve dijitalleşme ile beraber daha da yoğun bir talep var. Özellikle Avrupa'da, şu an mesela Almanya için söylüyorum, işte 20-30 yıl önce altyapısını yapmış, şu anda yenileyen bir Almanya var, bir Avrupa var ve burada korona sürecinde insanlar evlere geçtiklerinde mevcut altyapının, mevcut temiz su, kirli su, internet, elektrik, mesela şu anda işte ne var? Elektrikli araçlar gündemde ama elektrikli araçların artık belli yerlerde devlet desteği geçen sene bitti ama yeniden destek paketleri açıklanıyor. Açıklanırken şuna dikkat ediliyor. Mevcut elektrik şebeke yönetimi elektrikli araçların ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi? Onun için statlar ne yapıyorlar? Şehirler ne yapıyorlar? Yeniden elektrik ağlarını döşüyorlar. Tamamen hepsini değiştiriyorlar. Tabii bunları yaparken neyi kullanıyorlar? Bu planlamaları yaparken GIS programlarını kullanıp planlıyorlar. Onun için hepsinde NETS planı arıyorlar. NETS planı ne oluyor?
yapıyor. O da ağ planlayıcısı. Ağ planlayıcısı ne yapıyor? GIS programlarını kullanarak bunları planlıyor. Teşekkürler Kasım Bey. Bu arada Tuncay Bey katıldı. Tuncay Bey, sesimi duyabiliyor musunuz? Mikrofonunuz şu an. Hoş geldiniz Tuncay Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle size de sorayım. Arkadaşlarımıza GIS hakkında nasıl bir tanım yapmak istersiniz? Önemi nedir? Size de bir soru sorayım. Ardından işe giren öğrencilerimize geçebiliriz. Olur hocam. Yani Kasım hocam biraz önce her şeyi açıkladı aslında. Hani GIS'in öneminden şu anda gerçekten bir dijitalleşme çağına girdik. Almanya yani bu Datenschutz meselesinden dolayı içe kapanık bir ülkeydi. Bu dijitalleşme sürecinden sonra işte hani verilerin dijital ortama aktarılması gerekiyor falan. Özellikle işte open source kaynaklardan veri indirdiğimizde Almanya'da birçok sıkıntının olduğunu görüyoruz. Yani bu işte paylaşılan veriler olsun ya da işte dijital ortamda bulunan verilere ulaşmakta sıkıntı çekiliyor. Bununla birlikte büyük bir atılma geçti. Hani bir de şu mesele var. İşte 2030 yılına ya da işte 2035 yılına kadar bu veriler dijital ortama aktarıldı. İş bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bunun sonucunda işte bu verilerin korunması, temizlenmesi, bakımı yani bir sürdürülebilirlik kavramı olabilmesi için bu iş sürekli olacak arkadaşlar. Yani belli bir süre devam edip ondan sonra bitecek bir iş değil bu. Öyle bir önemi var şu anda bu işin. Böyle bir tanım yapabiliriz abi. Peki, teşekkürler Tuncay Bey. Gazi Bey, dilerseniz size geçelim. Arkadaşlar, Gazi Bey daha önce GIS kursumuzun birinci batch'inde öğrencimizdi ve şimdi iş buldu. Bu süreç nasıl geçti Gazi Bey? Öncelikle kendinizi tanıtabilirsiniz. GIS kursuna neden geldiniz? Ben araya girmiş olayım. Gazi Bey, tanıtırken şunlara dikkat ederse iyi olur. Dikkat ederken yani yeni katılımcılar Gazi Bey'den merak ettikleri soruların cevaplarını almış olsunlar. Kurs kaç ay sürüyor? Kursta öğrendiğiniz programlar iş hayatına yeterli oluyor mu? Kursta öğrendiğiniz bilgiler iş hayatında sizin için temel bir altlık oluşturdu mu? Staj süreciniz nasıl geçti? Staj sürecinden sonra iş başı yaptınız ve şu an bir ay doldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir aylık süreciniz nasıl geçti? Bunları böyle bir özetleyebilirseniz ben biraz daha soruyu açmış olayım. Katılımcı arkadaşlar da tam sorunun cevabını almış olurlar. Normalde biyoloji öğretmeniyim. C1 kursuna devam ederken kursu öğrenmiş oldum. Kasım Beylerden ve diğer arkadaşlardan. Altyapısına falan baktığım zaman gerçekten yapılabilecek bir kurstu. 6 ay devam etti bu kurs. 6 ay bitiminde hem şeylerimizi Lebenslauf, işte Einschreiben gibi belgelerimizi hazırladık. Farklı firmalara da göndermiş olduk. En son şu andaki çalıştığım firmaya da staj başvurusu yapmak üzere başvuru yaptım. Onlar da kabul ettiler. Yaklaşık 1,5 ay staj gördüm. Bu 1,5 aylık staj sonrasında da çalışmalarımızı yeterli buldular ve bizi işe kabul ettiler. Yine 1,5 aydır da çalışıyorum. Öyle diyelim. Tam 1,5 ay doldurduk. Kurs süresince öğrendiklerimiz tabii 6 aylık bir süre içerisinde verilebilecek temel yapı verildiği için biraz da bizim de hem kendi çalışmamız, gayretlerimiz, verilen ödevlerin yapılması gerekiyor ki bunun üzerine bir şeyler konulsun. Ayrıca kurstaki çalışanların birbirleriyle kontak kurmaları, belli zaman aralıklarında böyle akşamları ders yapmaları, birbirlerine soru sormaları ve ödevlerin zamanında yapılması tabii başarıyı arttırıyor haliyle. O yüzden gerçekten hem mentor arkadaşlar yani dersi veren abilerimiz hem de arkadaşlarımız gayretli olduğu için biz de başarılı bir süreç geçirmiş olduk. Bu süreç sonrasında da stajımız başladı ve işe girmiş olduk. Çok memnunum şu anda sanki yani daha önceki branşım demiştim biyoloji. Şimdi sanki yeni bir branşa başladım ve severek yaptığım bir alan. Kendimi geliştirme adına da böyle her gün böyle değişik videoları izlemeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi olmaya çalışacağız bu alanda. Başka sorular varsa alabiliriz. Peki Gazi Bey, bu iş bulma sürecini nasıl yönettiniz? Yani kurs bitmeden mi düşündünüz yoksa kurs bittikten sonra mı? Nasıl ilerlettiniz? Süreç şöyle, kurs bitmeden önce işte Kasım Beyler sayesinde bizim Lebenslauf'lar ve diğer Einschreiben dediğimiz işe başvuru belgeleri hazırladık. Sonra LinkedIn ve Zing'den yine profillerimizi oluşturduk. Oradan da kendimizi tanıtmış olduk. Yani kurs bitmeden birkaç yere başvuru yaptık. Böylece kurs bitiminde, kursun biteceği tarihi de zaten orada belirtmiş olduk. Kursun bitiminde de staja başlamış olduk. Yani böyle bir zaman kaybı da çok yaşamadım. Benim için güzel bir akıcı böyle arda arda devam eden bir olaylar zinciri oldu. En sonunda kurs, staj ve iş şeklinde vuku bulmuş oldu. Peki ne kadar süredir çalışıyorsunuz ya da başladınız mı diyeyim? İşe mi? 1,5. Evet. 1,5 aydır başladım yani. Peki ilk iş gününüz nasıl geçti hocam? Yani o otobüse binerken veya da nasıl gittiyseniz iş yerine home bilmiyorum. Home office çalışıyorum şu anda. Evet. O zaman görüşmeye girerken neyiz? Görüşme yaptığımız arkadaşların o sıcak ilgisi alakasından dolayı daha Türkçe bilmelerinden dolayı biraz öyle diyelim. Yani şu anda başvurduğum yer biraz
biraz öyle. Çok bir rahattık. İşte bilgisayarları aldık. Sonra yapacağımız işleri öğrendik. Home office ilk gün başladığımda işte ne yapacağımı tabii diğer tecrübeli arkadaşlardan gün içerisinde öğrendikçe rahatlamaya başladık. Yoksa bir anda hani denize düşmüş gibi olur gibi hissediyorsunuz ama bildikleriniz de var. O bildikleriniz, kügüs bilginiz çok çok iyi olduğunu daha sonraki günlerde anlıyorsunuz. Yani kursta o kadar ileri seviye bir GIS bilgisi alınmış oluyor ki staj başladıktan birkaç gün sonra diğerleriyle kendinizi kıyaslıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben gerçekten çok ileri seviyede GIS bilgisi almışım. Dolayısıyla hatta şöyle diyelim, şu anda orada bazı arkadaşlar GIS noktasında çok geride seviye olarak gelen bilgisi var ama yeterli değil. Bizden bazı şeyler gördükçe böyle hayret içerisinde kalıyorlar. Bunlar ne kadar güzel, hem kolaylık sağlıyor onlar için. Yani böyle bir rahatlık Gazi zamanla Bey, oluşuyor. Gazi Bey, gene mi bu plan olarak çalışıyor? Yani yapılan planlamaların inşaat izinlerinin alınması için Almanya'da gerekli başvuruları hazırlayıp sunuyor. Onunla alakalı GIS'te hazırlanması gereken olan haritaları, haftaları hazırlıyorlar. Ondan sonra gerekli antrakları, başvuruları yapıyorlar. Ondan sonra da süreç ilerlemiş oluyor. Tabii burada Gazi Bey'in sürecini az çok bildiğim için yani ne kadar ileri seviyede GIS bilginiz olursa bu işlemler daha o kadar hızlı ve daha iyi görsellerle buradaki kamu kurumlarındaki belediyelere gönderebiliyorsunuz. Bu da kamu kurumlarında şu an çok fazla ciddi manada GIS ihtiyacı var. Eğer siz iyi haftalar yapıp açıklayıcı haritalar göndermezseniz inşaat izinleriniz uzadıkça uzuyor. Adamlara açık detaylı haritalar, planlar gönderirseniz de işiniz kolaylaşmış oluyor. Mesela yakın bir süreçte bir iki tane yaklaşık olarak 14 tane orta sayılı olan iki tane Gemeinde haftaları göndermiştik. Adamlar hafta derken GIS verisini gönderdik. Adamlar verdiği cevap şu: biz GIS kullanmayı bilmiyoruz, bize hafta üzerinden gönderin. Ve yaklaşık olarak 8-9 bin nüfusluk yerler bunlar. Yani şunu düşündüm, çok ciddi GIS'çi ihtiyacı olacak ileriki dönemde. Bu insanlar emekli olduklarında, kamu kurumları yeni eleman aldıklarında bu defa GIS bilen elemanlar alacaklar. Onun için çıkan arkadaşların, kursu bitiren arkadaşların şuna dikkat etmesi lazım. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bize gelirken yani siz Almancayı halledip gelin, biz de size GIS öğretelim. Biz size GIS öğreteceğimizi garanti edebiliriz ama siz eğer Almanca konuşamıyorsanız, Almanya için söylüyorum, Almanca konuşamıyorsanız, kendinizi Almanca ifade edemiyorsanız iş bulmanız zorlaşır. Onun için yani bu kursa gelmek isteyen arkadaşlar şunu düşünmesi lazım. Ya ben GIS öğrenirsem iş bulabilir miyim? Nasip meselesi. Ama Almanya'da yaşayan arkadaşlar için şunu söylüyorum. Minimum B2 C1 arasında bir Almanca lazım. Ne kadar iyi olursa o kadar alacağınız maaş yükselir. Ne kadar iyi olursa o kadar hızlı iş bulabilirsiniz. Evet, buradan da dilin önemine vurgu yaptınız hocam. Teşekkürler. Bu arada chatten sorular geliyor ama soruları bunları, hocam soru cevap zamanında alalım bunları. Aynen. Dilerseniz Yavuz Bey'e geçelim. Sorusu olan arkadaşlar yazabilirler oraya. Biz de en sona cevap veririm. Peki Gazi Bey, yine hani size söz hakkı vereceğiz ama son olarak söylemek istediğiniz, şu an ruh haliniz nasıl hocam? Kendinizi 5 sene sonra nerede görüyorsunuz diye klişe bir soru sormak istiyorum. Yaşınız kaç Gazi hocam? Yaş 49. Yani bir 5-10 sene sonra belki bir firmanın başında oluruz, bilemiyorum. Evet, evet. Nasip. İnşallah hocam. Beraber iş yaparız o zaman hocam. Nasip. Öyle diyelim. Yani şu anda Gazi Bey'in çalıştığı konum Geneimigung Plana. Bence şu anda planlama sektöründe işte Stromwasser, Abwasser, Glaswasser yani fiber optik sektöründe çok önemli bir konuma doğru ilerliyor. Çünkü yüzlerce firma plan yapıyor ama bu planların arazide uygulanabilmesi için izinlerin alınması lazım. Şu anda birçok iş ilanında direktmen adamlar Geneimigung Plana deyip onu arıyorlar. Onu istiyorlar ve bu işi bilen insanlar. Yani Almanya'da da eyalet yapısı olduğu için her yerde farklı bir başvuru tarzı, stili var. Bunun da işte bir yıllık bir Geneimigung Plana tecrübesiyle bir sene sonra şu anki aldığı maaşın 1000-2000 daha üstüne çok rahatla iş değişiklikleri yapılabilir. Onun için yani bu işe girecek olan arkadaşlara tekrar ediyorum, Almancaları ne kadar iyi olursa o kadar hızlı ilerleyebilirler. Gazi Bey'in de mesela işte kendisi bahsetti, B2 kursu C1 yaparken bunu öğrendi, sonra C1'i bırakıp bize geldi. O zaman da bayağı bir konuşmuştuk. Ama şu an kendisi de farkındadır. Almancası şu ankinin %10, %20 üzerinde olmuş olsa çok çok daha rahat eder. Çünkü belediyelerin aranıp bilgi verilmesi, haftaların gönderilmesi, telefonla bazen yerim dakika konuşmak gerekiyor. İzah edilmesi veya işte terminleşilmesi, gibi bir Wasserschutzgebiet'te
değerlendirmesi yapması veya bir bankuerung, yani bir tren yolunun altına bir boru döşenecekken nasıl yapılması lazım? Bunların konuşulup ilerletilmesi, hepsi Almanca'ya bakıyor. Onun için Gazi Bey inşallah bu süreçleri ve tecrübelerini ileriki kurslarımızda arkadaşlarımızla paylaşacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Gazi Bey. Yavuz Bey, burada mıydınız? Şimdi... Evet, buradayım. İyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Bize kurs sürecinizi ve motivasyonunuzdan kısaca bahsedebilir misiniz? Eyvallah. Herkese iyi akşamlar. Ben Yavuz. Türkiye'deyken matematik kökenliyim. Akademisyen olarak görev yaptım. 3-3,5 sene önce de buraya geldim. Ya motivasyon nedir? Buraya geldiğimiz zaman yani ne iş yapabiliriz, hangi alana odaklanabiliriz diye çokça konuştuk arkadaşlarla. Tabii IT alanı çok popüler bir alan. İhtiyaç çok fazla. Biz de bir yerden dahil olmaya karar verdik. Ben de hani benzer alanları araştırıyordum. Tam geçen sene Temmuz ayında B2 sonucum geldi. Ağustos ayında bu kursun açılacağını öğrendik. Dolayısıyla Kasım Bey'in aynen bu seminer gibi birkaç seminerine katılmış oldum ve dedim ki tamam, ben alanımı buldum. Ve 1 Ağustos'ta Whitebuilding sürecimiz başladı. Zaten 6 ay o devam etti. 6 ayın sonunda, ocağın sonunda bitti Whitebuilding. 1 Şubat'ta praktikuma başladık. 2 ay o devam etti. Biraz artıları da var praktikumun. Yani inşallah bir aksilik olmazsa yarın itibariyle sözleşmemizi imzalamış olduk. 1 Mayıs itibariyle sözleşmemizi imzaladık, işe girmiş olduk. Yani şöyle 9 aylık bir kariyer süreci oldu. Yani bir tünele girdik, yarın çıkmış oluyoruz inşallah. Yani sözleşmemi şöyle söyleyeyim, dün imzalayıp gönderdim, kargoya verdim. 9 aylık böyle bir şeyimiz oldu. Çok yoğun bir birlikteliğimiz oldu, öyle söyleyebilirim. Bir kere kurs sürecinde, ben hatta C1 kursu alacaktım. C1 almam konusunda danışmanım beni motive etmişti. Ben kursa başlayınca Whitebuilding'a, yani ikisini bir arada götürmekte zorlanacağım için sadece GİS'e odaklandım açıkçası. Çünkü çok yoğun bir kurs süreci var. Hocalarımız gerçekten çok iyi niyetli bir şekilde, çok yoğun bir şekilde ellerinde ne var ne yok. Ki hocalarımızdan iki tanesi burada, hem Kasım Bey hem Tuncu Hocam bizi motive etmiş oldular. Yani sonunda da işte Allah'a şükür iş hayatına başlamış olduk. Ben 2 aydır praktikum yapıyorum, hatta 3 ay diyebilirim. 3 aydır da praktikumu şöyle söyleyeyim size, biz sabahleyin 8'de oturuyorduk. Normal mesai, yani hiç fark olmadan home office mesai şeklinde praktikum yaptık. 3 aydır hemen hemen çalışıyoruz diyebilirim. Hikayemiz kısaca böyle hocam. Peki Yavuz Bey, hani benim gördüğüm kadarıyla ben birçok kursa bakıyorum, görüyorum. Fakat GİS kursu benim için şöyle ayrı. Gece mesela, ya bir Telegram grubunuz var mesela, bu da özel bir şey. Yani resmiden ziyade çok rahat olduğunuz bir ortam olarak görüyorum ve bu öğrenciler için bir pozitif bir etki. Bazen geceleri bile mesajlaştığınızı görebiliyordum, yani yardımlaştığınızı. Bu çok güzel bir şey. Yani kurs içerisindeki olaylardan bahsedebilir misiniz? Yani işte Kasım Bey başta olmak üzere işe girmenizde ne gibi katkısı oldu bunların, bir artısı evet. Oldu mu yani? Ya şöyle, şimdi seminere katılan diğer arkadaşlar için de biz de, hani ben de hemen hemen Gazi Bey'le yaşıtım. 47-48 yaşındayım. Yeni bir yol haritası önümüzde ve bu şeyde, yani ne diyeyim size, yeni kariyer yolunda yani şey yapabilmek için çok yoğun motivasyon gerekiyor. Adeta aile gibi. Her şeyi ben açıkçası, bütün yumurtaları tabirindeyse, bu süreçte buraya şey yaptım. Buraya başlamadan önce böyle ABC planlarım vardı. Ama çok sevdiğim birisinin bir lafı vardı. Yola çıktıktan sonra B plan olmaz diye. Bence de yani başlamayı düşünen arkadaşlarımız kesin karar verdikten sonra hiç arkalarına dönüp bakmasınlar, yaksınlar yani tabirindeyse gemileri. B planı olmaz artık bu aşamadan sonra. Çünkü girmiş olduğumuz şey, Whitebuilding süreci sadece o 6 ay, belki 7 ay sürüyor. Ve bu 6-7 ayın içerisinde o kadar çok yeni şeyler öğreniyorsunuz ki, ben IT dünyasına az çok yakın bir insanım, bu alanda da çalıştım. Ama burada çok farklı programlar, çok farklı yazılımlar, veri taban uygulamalarıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla gemileri yakmak lazım diye düşünüyorum. Biraz önce dediğiniz çok önemli. Biz arkadaşlarla sadece hakikaten bir kursiyer arkadaşlığımız olmadı. Bir kaderdaşlığımız var. Çok yoğun beraber, akşamları da beraber çalışıyorduk.
Hatta buluştuğumuz, ailecek görüştüğümüz arkadaşlarımız bile oldu. Ben olayı sadece, çünkü yeni bir dünyaya atılmaya çalışıyoruz. Böyle bir üniversite öğrencisi gibi davranmamak, çok daha fazlasını belki şey yapmak, fedakarlık yapmak gerekiyor. Burada zaten karşımızdaki muhataplarımız da sağ olsunlar, hani çok ciddi bu alanda hem yoğun emek var hem de yoğun birikim var. Bir de bu konuda hiçbir bencillik söz konusu değil. Yani bilinen, öğrenilen her şeyi sağ olsunlar hem Kasım Bey hem Tuncay Bey bize ders sürecinde paylaştılar. Ve çok yüksek bir etkileşim süreci yaşadık. Çok yüksek bir tecrübe şeyi yaşadık. Mesela siz Telegram grubunda veya WhatsApp gruplarında biz kendi aramızda görüşüyorduk. Ama onun dışında şu anda bizim 4-5 tane Telegram grubumuz var. Her birinin farklı amaçlarla ihdas edilmiş Telegram gruplarımız var ve her birinde farklı bir şeyler görüşüyoruz. Bu devam ediyor. Ben yani Ocağın sonunda bitti ama halen daha o trendeyiz ve tren hızlı bir şekilde akmaya devam ediyor ve Gazi Hocam'ın dediği gibi inanın her gün daha yeni yeni bir şeyler öğreniyoruz yani. Burada Almanya'da iş bulmak için hani Almanların vitamin B dedikleri network çok önemli bir şey. Biz kendi içimizde bile artık belli bir Allah'ın izniyle şeye ulaştığımızı düşünüyorum. Bir potansiyele doğru yol alıyoruz. Hatta yani kişisel olacak ama bir şey anlatayım. 2 yıl önce ilk defa eşim Kasım Beylerin oluşturmuş olduğu bir gönüllü GİS grubu vardı. Oradaydı, eşim mimar kökenli. O grubun hemen hemen zaten şu anda tamamı iş bulmuş durumda. Ben de eşim çalışırken yandan bakıyordum ya bu bana uygun bu alan, güzel bir alan, paket programı böyle kodlama falan değil yani. Düşünün plan yapıyorsunuz, bir şehrin planlaması verilmiş size. O şehrin planlamasının altyapısını siz bilgisayardan kurguluyorsunuz ve o hayata geçiyor. Aslında çok motive edici bir şey. Onu söyleyeyim. Böyle hani satırlarca anlamsız bir kodlama gibi değil. Google Earth'ı açın veya Apple'ı açın. O şehrin neresine hangi cihazı koyacaksınız? Hangi borular nereden geçecek? Elektriği, suyu, altyapısı bunu siz planlıyorsunuz. Ve Almanya'ya yeni gelmişsiniz. Halen daha hani Almancamız bu sınırlı olmasına rağmen bazı şeylere karar verebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Biz eşimden sonra ben de White Link'a katıldım. Ve bu süreç şöyle söyleyeyim size, 1,5-2 yıllık bir seremoni. 2 yılın sonunda eşim bir insan itibariyle işe başladı. Hem de direkt Landratsamt'ta işe başladı. Ben de özel bir firmada işe başlamış oldum. Ve sürekli evde de yani mesela belki katılanlardan eşleriyle birlikte hani bu alana yatkın olan arkadaşlarımız varsa, düşünüyorlarsa bize de ayrı bir şey katmış oldu. Yani evde hani konuştuğumuz konuların bir kısmı da artık yani GİS üzerine yeni bir konu öğrendiğimiz zaman, yeni bir planlama tekniği veya yeni bir ne diyeyim size uygulama, uzantı vesaire öğrendiğimiz zaman hemen paylaşabiliyoruz. Böyle çok verimli bir süreç yaşattı bize sağ olsun. Ben burada birkaç konuya temas etmek isterim yalnız. Şimdi burada hani herhalde destek, Job Center desteği alınacaksa kursta. Mesela ben ilk gittiğim zaman Job'daki danışmanlar bazen şeyi anlamayabilirler. Hangi alandan geliyorsunuz? Bir kere bilmiyor olabilirler yani. GİS deyince danışmanınız bunu bilmiyor olabilir. Oraya hazırlık %70'i bilmiyor. Evet yani hatta ben ilk şeyi götürdüm. Biraz şey ilginç olacak ama okuyamadık kadın yani. Mesela Geographic Information System Almanca bir kavram aslında ama geografik şey falan filan şey yaptı bu ne falan dedi. Ben anlattım yani. İlk etapta bana sıcak bakmadı. Sonra ben White Abilding sertifikamı, praktik şeyleri aldım, sertifikaları şunları bunları gösterdim ve praktikum sürecini onay almış oldum. Onu da söyleyin hocam. Yani praktikum yapacağın zaman gidersen yol paranı vermem. Kendine halin varsa gör. Evet yani emek verildi. Şöyle bir şey. Job'a bu kurs için başvuru yapılacaksa Kasım Bey yani arkadaşlar sizinle temas kurarlar. Ben mutlak surette hani bu Telekom'un sertifikasyon programları Udemy'den olabilir, Coursera'dan olabilir. Bizle ilgili böyle 3-5 tane sertifika bildiğinize dair bazı şeylerle gitmek lazım. Yoksa ben şunu istiyorum diyorsanız ilk söylenen şu. Senin alanın ne? Şöyle düşünüyor. Coğrafya ile matematiğin ne ilgisi var? Mesela Gazi Bey gitseydi bizim burada kesin ona da reddederdi. Biyoloji, coğrafya ne alakası var diyebilirdi. Halbuki bunu izah etmek, buradaki ihtiyacı ortaya koyabilmek bence önemli diye düşünüyorum. Böyle bir dosyayla hatta renkli sertifikalarla biraz özenmek lazım. Çünkü talep edilen şeyler job açısından onların da çok alışık olduğu şeyler değil. Yani tam olarak bizi konumlandıramıyorlar diye düşünüyorum. Ama hazırlıklı gidince şöyle oldu. Büyük oranda kabul almış olduk.
Biz mesela bu şeyi bitirdik. Son bir not olarak da şey söyleyeyim. Praktikum yapıyorduk 3 kişi plan oku bölümünde. Bir arkadaşımız başvurmadı ama biz 2 kişi başvurduk. Ben tek yere başvurdum bura haricinde. Orası beni Forschtelling teşvike çağırdı. Ve bir hafta sonra beni işte direkt net plana olarak değil de başka bir alanda istihdam etmek istediklerini ve fikrimi sordular. Eğer diyorsanız hemen benimle görüşmek istediklerini söylediler ama ben burada çalışma durumu olunca reddettim. Diğer arkadaşıma ise Fetrak bile geldi. Ve o da o Fetrak'ı reddetti. Yani aslında donanımımız, aldığımız CV'mizin, hani aldığımız eğitimler böyle first second yazınca karşı tarafın ikna olduğunu ben bizzat kendim yaşayarak görmüş oldum. Onu da belirtmek isterim arkadaşlara. Arkadaşların hani sadece şu söylenebilir. Bu, çünkü ben de IT bu alana girince çok kişiden bu soruları alıyorum. Ya çok kolay, tam da IT mi acaba falan gibi düşünebilirler. Şunu söyleyeyim, Almanya'da hiçbir şey kolay değil. Yani biz doğrudan, düşünün, Netz planı olarak, yani Geneimigungs planı olarak, Almanların, bir Almanın yaptığı işe sonradan girip böyle Einstieg diyorlar Almanlar, yandan dahil olmaya çalışıyorsunuz. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Tabii ki yani bazı zorlukları var işin ama yoğun emekle Allah'ın izniyle belli bir şeyden, seviyeden katılabileceğimizi düşünüyorum. Yani demek istediğim şuydu, belki uzattım, kusura bakmayın. Çok kolay olarak algılamayın. Emek vermek gerekiyor. Yani yoğun çalışmak gerekiyor. Kasım Beylerin, Tuncay Hocaların verdikleri projeleri mümkün olduğu kadar yerine getirmek gerekiyor. Ama onun sonucunda şunu gördük, hakikaten çok fazla ihtiyaç var ve yapılan iş çok zevkli bir iş. Yani planlama yapıyorsunuz. Ben aldığım karardan dolayı benim için hani tabiriyle biraz ikinci bahar gibi mi diyeyim, zor bir karardı. Bir sürü deneyimimiz var, onları bırakıp yeni bir yola çıkmış olduk. Ama 9. aydayım, şöyle, hiç düşünmedim. Çok açık söylüyorum ve çok memnun oldum. Allah'a şükrediyorum, yani öyle söyleyebilirim. Burada da hocalarımıza da, başta Kasım Bey olarak huzurunuza teşekkür edeyim. Bize yeni bir, çünkü kariyer yolu açmış oldular bu şekilde. Biz teşekkür ederiz. Yani siz gayret ettiniz. Evet, buyurun hocam. Yani arkadaşlar gayret ettiler. Kendi gayretlerinin nasip, gayrete aşık mı diyorlar? Gayret mi nasip aşık? Yani arkadaşlar onu gerçekleştirdiler. Verilen ödevleri yaptılar. Akşamları toplandılar. Yani bizim onlara sunduğumuz bir Zoom linki vardı. Her akşam neredeyse Yavuz Beyler, Gazi Beyler toplanıp kendilerine ders yapıyorlardı. Ayrılıyorlardı. Yani GIS açısından söyleyeyim. Diğer klasik bazı arkadaşlar sorular sormuşlar. Diğer IT alanlarıyla karşılaştırsak. Maaş meselesine girmeyeceğim. Şey meselesine söyleyeyim. Yani zorluk meselesi olarak. Onlar kadar aşırı zor değil. Fahrettin Bey birazdan, hani şu an 2 aydır kursumuza katılımcı, o kendi düşündüğünü söyler. Onlar kadar zor değil çünkü yaptığınız her şey görsel. Yani bir çizgi çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki şuradan işte bir su borusu geçsin veya bir fiber optik borusu geçsin. Görüyorsunuz. Şuradan şu tarafa dönsün. Görüyorsunuz ama IT'de öyle değil. Yani satırlarca kod yazıyorsunuz. Bir sonuç ürün elde ettiğinizde o ürün doğru çalışıyor mu? Doğru olmuş mu? Tam istenilen o mu? Her şey net değil. Ama burada yaptığınız her şey gözünüzün önünde. Ve sizin kendinizle yaptığınız için doğru mu, yanlış mı çok rahat kendinize test edebiliyorsunuz. Onun için yani ben şunu söylüyorum tekrar, hani bir özgüvenle. Öğrenmede, yani öğretmede biz her şeyi öğretebiliriz, bildiğimiz her şeyi. Sizin gayret gösterip tekrar etmeniz yeterli diye düşünüyorum. İsterseniz Serdar Hocam, Fahrettin Bey'le devam edebiliriz. Kendisi 2 aydır neler öğrendi, GIS'le alakası, ilgisi. Siz soruyu sorup Fahrettin Bey'de mikrofonunu açtı isterseniz. Tabii ki. Fahrettin Bey hoş geldiniz. Sesimi hoş duyuyorsunuz bulduk herhalde. Herkese iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar hocam. Az önce arkadaşlar Yavuz Bey ile Gazi Bey'i dinledik. Onlar şu an işe girdi zaten, kendileri anlattığı gibi. Fahrettin Bey de şu an ikinci batch'imizde hali hazırda süren bir kursumuza devam etmekte. Fahrettin Bey, öncelikle kendinizi tanıtabilirsiniz. Bu kursu neden düşündünüz? Ardından kurs sürecinden bahsedebilirsiniz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Yani öncelikle neden bu şeyi yaptım? Ben tabii ki ben de herkes gibi bir meslek arayışı içerisindeyim. Ben Türkiye'de esnaflık yaptım. Tabii ki burada esnaflık yapmak, ticaret yapmak zor. Yani hem sermaye açısından, hem de dil, hem de buradaki ticari
sahadaki ticari işleyiş biraz farklı Türkiye'den. Dolayısıyla buraya adapte olmak, hem bilmediğiniz bir coğrafyada, bilmediğiniz dilde, bilmediğiniz bir yerde tekrar ticari hayata başlamak biraz zor. Dolayısıyla işte ben de Kasım Bey'leri takip ediyordum. Kasım Bey'le tanışmışlığımız vardı daha önceden. Dolayısıyla ben de bu alana girmek istedim. Bilgisayar bilgim aslında benim yok. Yani lise mezunu ya da herhangi bir üniversite mezunu da değil. Dediğim gibi Türkiye'de ticaretle uğraştım. Hani bilgisayar bilgim, muhasebe programı hani kullandım uzun bir süre. Şirketim vardı, büyük bir şirketim vardı. 15-20 kullanıcılı işte SQL server falan şey serverımız vardı, server bilgisayarımız. Dolayısıyla işte genel işte Word, Excel bir bilgim vardı. Tabii daha çok bir iş yönetme, bir iş planlama üzerinde biraz daha hani şirketim olduğu için kendi şirketimi yönettim. Buranın da yani bu mesleğin de bu iş dalının da aslında böyle olduğunu olabileceğini biraz da tahmin ettim. Bundan dolayı aslında girdim. Yani bir şeyleri planlamak, şeyleri organize etmek bu anlamda bana uygun olacağını düşündüm. Şimdi ben de herkes gibi tabii IT alanı, bilgisayar alanı biraz hani boğucu, sıkıcı gelebilir. Hani ben böyle daha çok bir yazılımcılar gibi işte Yavuz Bey'in de dediği gibi böyle hani saatlerce kod yazmak hani bu çok bana göre bir şey değil. Zevkli bir iş mi? Evet, zevkli bir iş gibi duruyor. Hani ben daha öğrenciyim aslında, 2 aydır bu işteyim ama fakat benim de hani genel anlamda bizim gibi son 4-5 yıldır buraya gelen insanlar için hani önereceğim hem bir öneri hem de kendi gözlemimi hani bu anlamda paylaşmam gerekirse. Gerçi ben 3 yıl oldu buradayım. Hani dil seviyesinde de B1'e kadar gelebildim. Daha ileri gitmedim. Gidemiyorum şu anda bazı farklı durumlardan dolayı. Fakat hızlı anlamda yani hızlıca bir iş dalına, bir mesleğe girmek isteniyorsa, kısa zamanda çok yol kat edilmek isteniyorsa ki şu anda ciddi anlamda bir talep var piyasada bu meslekle alakalı. Dolayısıyla bu mesleği şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bizim gibi son 4-5 yıldır buraya gelen arkadaşlar geldiler. Ben hani genel gözlemi birçok hani taşın altına ellerini soktular. Yani bir şey bulabilir miyiz, bir şey yapabilir miyiz, mücadele içerisine girdiler. Ve dil anlamında da işte B2, C1 bitirdiler ama işte Türkiye'de gerek mühendislik olsun, gerek farklı eğitim almış, üniversite bitirmiş. Yani genel insanların %80'i böyle. Fakat bir türlü o iş anlamında, hani iş hayatına girme, çalışma hayatına girme anlamında %70, %80 halen bir hani kapının arkasında ciddi bir yığılma var ama o kapıyı geçip iş hayatına bir türlü girilemedi. Olduğunu da düşünüyorum yani bu şekilde de aslında. Bu anlamda bu kurs hem Türkçe olması, hem kısa sürede olması, hem yani Kasım Bey olsun, Tuncay Bey olsun, Fatih Hoca olsun, diğer birçok hocalarımızın özverileri işte Eurotech Stadyum'un böyle bir platform, böyle bir kurs imkanı oluşturması, hepsinin bir araya gelmesi. Bu anlamda bu şekilde olmuş, bu şekilde düşünmüş arkadaşlar ki çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar insanlar Türkiye'de belli bir kariyer sahibi olmuş olsa da buraya geldiklerinde maalesef ki işte sıfırdan başlıyorsunuz. İşte belli seviyede insan olarak görülüyorsunuz. Dolayısıyla iş hayatına girerken böylesine talebin fazla olduğu bir alandan içeriye girmek yani doğru bir tercih olacağını düşünüyorum ben. Kendi adıma da bu anlamda düşündüğüm için bu şekilde bir tercih yaptım. Yani biz işte 18 Şubat başladık kursa. Yaklaşık 2 aydır hani şeydeyiz. Hani benim diğer gözlemim bayanlar için, ablalar için de çok uygun bir meslek. Yani çünkü bu meslekte çok alan var. Yani hangi birini burada hani daha iyi anlatır Kasım Bey'le size daha iyi anlatırsın veya işte arkadaşlar araştırırlarsa daha iyi sonuçlar görebilirler. Yani onlarca alanda ilerlenebiliyor bu kurs sayesinde. Dolayısıyla kendilerine istedikleri, mesela ben diyelim ki bir ekip yönetmek istiyorum, bir yerde bir yönetici olmak istiyorum. Bu alanda kendim istediğim bir yerde bulabilirim. Veyahut da işte başka bir arkadaş
bir bayan arkadaş, hani daha hani ofiste çalışayım, daha masa başı bir işte çalışayım, işte daha düzenli bir iş yapayım, daha temiz bir iş yapayım diyorsa masa başında çizimle projelendirme aşamasında çok rahatlıkla iş bulabilirler. Yani dolayısıyla yani bu meslekle, bu kursla insanlar hem istedikleri ve hem alışkanlıklarında alışkanlıklarına uygun bir şekilde hem çok hızlı bir şekilde iş hayatına girebilirler. Yani bayanlar için de çok uygun bir meslek yani bu. Erkekler için de yani zaten şey. Şimdi bilgisayar bilgisine gelince ben de dediğim gibi muhasebe programı kullanıyordum Türkiye'de. İşte Excel'in iyiydi, işte basit yani temel programı. Yani program çok zor değil. Zaten haftada 200 gün, cumartesi, pazar şu anda ders görüyoruz. 8.30-12.30 cumartesi ve pazar. tabii ki bu saatlerde gördüğümüz dersin dışında günlük tekrar yapıyoruz. Ben hani küçümsemek ya da çok büyütmek de istemiyorum. Yani çok küçümseyip hani sadece kursa girdik, hani sadece o saatlerle de olmuyor. Tabii ki kendimizden bir özveri, bir emek sarf edilmesi gerekiyor. Ya ben günlük şu ana kadar ortalama 4-5 saat zaman harcadım bu iş için. Çok ciddiye aldım, çok ciddi ders çıkarttım. Çünkü çalışma hayatımda da bana lazım olabilir düşüncesiyle dijital ortama da aktardım bu şeylerimi. Dolayısıyla... Yani ben Fahrettin Bey'in ders notlarına baktım. Yani bir eğitmenin, sanki kendisi eğitmen, öğrencilere, gerçi kendisi yapıyor zaten, arkadaşlara, kendi arkadaşlarına eğitmenlik de yapıyor, yardımcılık da yapıyor, mentorluk da yapıyor gönüllü. Yani sizin gibi arkadaşlar çalışsa, Fahrettin Bey'in gösterdiği gayreti gösterse arkadaşlar, kurs sonunda çok çok iyi bir seviyede. Profesörler. Evet. Eğitim ya, seviyesi düşük bir insan o kadar çıkartabilir. Yok, Fahrettin Bey şu an çalışma metodu, yani bizim derslerimiz videolu kayıt altına alınıyor. Sonra kayıtları izleyip arkadaşlar çalışabiliyorlar. Fahrettin Bey daha sonra o dersteki ekran görüntülerini alarak, hoca şurada şuna tıkladı, sebebi şu. Şurada şuna tıkladı, sebebi bu. O görüntüleri yapıştırarak kendine ilerisi için kullanabileceği bir akademik, nasıl diyeyim, veya bir bilgi bankası oluşturuyor. Onun için sizin harcadığınız zaman olması gereken ideal. Ama herkes o kadar zaman ayırmasa da günlük 2 saatlik bir zaman bence yeterli olur. Tabii tabii, tam onu söyleyecektim. Yani mesela... Siz onun için iyi bir emsal değilsiniz. Yok işte ben biraz yani kendimi ciddi aldığım için. Yani dedim ya başta da, hani çok küçümsemek istemiyorum, çok büyütmek de olayı istemiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bir tekrar hani sizin hep öneriniz şöyle. 1.5 hızda bir tekrar videonun ve orada işlenen konular bir tekrarla öğrenilebiliyor. Dolayısıyla yani çok böyle saatlerce zaman harcanmasına da gerek yok. Yani 2 gün sabah kursa gidildi, 2 akşam da tamamen konsantre bir şekilde bu bir tekrar yapılırsa bu şekilde yani bu kurslar çok rahatlıkla verimli alınabilir ve iş hayatına rahat girilebilir. Tabii bunun yanında işte Almanca seviyesi de önemli tabii ki. Yani benim tavsiye edeceğim şey o. Tabii ki Yavuz Bey çok zevkli bir iş. Yani sonuçta bir iş yapıyorsunuz. Yani bize de belki böyle bir rol biçildi. Almanya'yı temelden inşa etmeye başladık. Şimdi temelden kalkıyoruz, kablo, borular döşenmeye başlıyor. Herkes gizli oluyor. Yani temelden bir şey yapıyorsunuz. Düşünsenize yani Yavuz Bey'in gibi yani bir şehrin telekomünikasyon altyapısını yapmıştık diyorum. İleride işte elektrik farklı alanlarda yani sizin eseriniz yani kalıcı bir eser de yapmışsınız. Bu anlamda da hakikaten zevkli ve motive edici bir şey. Yani benim söyleyeceğim şey kısaca bu. Yani kısa zamanda yani 4-5 yıldır hani ne yapsak, ne etsek de çevredeki, etrafımızdaki insanlara bakıyorum ben, bir meslek edinme ya da işte ne bileyim bir an önce bir iş hayatına girme, işte tır şoförlüğü, işte araba hasta otobüs şoförlüğü, birçok hani herkes çırpıyor yani herkes tabiri caizse taşın altına elini sokuyor bir şey yapmak için. Bu anlamda bizim gibi son 4-5 yıldır gelen insanlar çoğu öğretmen ve eğitim kökenli olduğu için dolayısıyla bu anlamda bu meslek gayet ideal bir meslek. Ne çok IT gibi sıkıcı, ne yoğun bir temposu var,
Yani çalışma şartları, maaş şartları ve işte burada bu kurs sonunda ya da çalıştığınız şirkette edineceğiniz title da insanların mutlu ve motive edecek seviyede bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim gözlemim bu yönde, esnaf olarak. Yani esnaflık yapmak isteyen arkadaşlar da oldu burada mesela. Yani bazıları memnun olmadı, işte başarısız oldu vesaire vesaire. Yani dediğim gibi tam bu anlamda bu 3-4 yılda sürekli dil, eğitim vesaire şartları tamamlamış insanlar için şu anda bulunmaz bir nimet diye son olarak söyleyip noktalayayım. Başka hani sorulacak bir şey varsa cevaplamaya çalışayım elimden geldiğince. Arkadaşlar, evet. Bitti mi hepsin kim? Evet. Fahrettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani öğrendikleri program bu ve diğer artist programı, onu da açmıştım ben. Bir de böyle program. Ya bu programda tool'lar var alt tarafta. Bunları öğreniyorsunuz. Bunlar neye işe yarıyor? Niçin kullanılır? İşte bu da toolbox'lar var. Yazılmış. Yani daha önce ITC adamların, developer'ların oluşturduğu tool'lar var. Arka tarafında matematiksel modeller, yazılım kodları çalışıyor. Siz o yazılım kodlarını oluşturmuyorsunuz. Onların oluşturduğu kodlara tıklıyorsunuz. Burada işte açılan sütunlara ilgili değerleri giriyorsunuz. Size sonuçlar üretiyor. Siz de bu sonuçlarla analizler elde ediyorsunuz. Veya da sonuçları üretiyorsun. Ve adam burada işte bunlar Spielplatz, yani çocuk parkları. Adam diyor ki ev tutmak istiyor. Çocuğu var. Spielplatz'ın yani çevresinde işte 500 metre çevresindeki evleri tutmak istiyor. Farzımal atıyorum ben. Siz de buradan diyorsunuz ki bunun işte çevresindeki mesafeyi 500 yapıyorsunuz buradan. 5000 oldu. Ondan sonra program size otomatik olarak 5000'lik bir tane daire oluşturuyor. Mesela pardon, ben yanlış şey üzerine oluşturdum. Böylelikle hata yaptık. Spielplatz'ın etrafını oluşturacaktık. Şunu sileyim. Evet. Mesela yani program basit, böyle görsel, her şey gözünüzün önünde gerçekleşen. Şurası Spielplatz yapacaktım ben. Şunun mesela 500 metresinde yapayım. Çevresindeki evleri istiyor. Tık. Mesela bu hemen Spielplatz'ların, yani çocuk oyun parklarının çevresinde 500 metrelik daireler oluşturdu. Ben bunları birleştir dedim. Şimdi yakın onları birleştir dedim. Şu an böyle bir geniş alan oluşturdu. Sonra tutup diyorsunuz ki bunun içerisinde kalan evleri bul bana. Bu 500 metrelik kalan içeri. Buradan tekrar tıklıyorsunuz. İlgili programı seçiyorsunuz. O ondan sonra size onu sonucu veriyor. Yani GIS programları bunlar. Artist aynısı. Burada yine aynı altında tool'lar var. O tool'ları, yani hazır tool'ları kullanıyorsunuz. Ha, biz bu program kapsamında Python, PostgreSQL, işte FMI gibi yan programlar da öğretiyoruz. Bunlar da sizin Almanya'da iş piyasasına girerken kendinizi daha rahat, daha iyi bir bilgi, donanımla işe girmenizi sağlıyor. Yoksa klasik planlama, işte arkadaşlarım bahsettiği su, elektrik, ağ veya fiber optik planlama mesela şu anda bütün dünyanın gündeminde, her yerde yüzlerce, binlerce. Mesela ki 3 gün önce İngilizce bir yazı okudum. Amerika'da şu anda 250 bin tane glass fiber optik alanda tekniker eleman aranıyor. O da şu anlık, yani 3 yıl içerisinde bu sayının 2 milyona yaklaşacağı söyleniyor diyor. Orada çünkü normal nüfus 300 milyon üzerinden değerlendirirseniz normal bir rakam. Hani demek istediğim mevzu şu, şu an dünyada bir dijitalleşme, yeniden bütün işte ağları, sistemleri yeniletme, her şeyin dijital ikizini dijital ortamda, bilgisayarlarda saklama, cloud ortamında saklama durumlar olduğu için binlerce eleman arayışı var. Öğreneceğiniz en temel iki program, ArcGIS bu. Bu da QGIS programı. Bu açık kaynak kodlu bir program. Bunun için bir para ödemeden herkes bir şirketinde, evinde kurabilir, çalıştırabilir. Bunun için ama satın alıyorsunuz. Eğer Job Center'la gelirseniz bunun ücretini Job Center ödüyor. Eğer siz privat gelirseniz privat kursta kendiniz personel lisans alarak 100 euro ve 116 euro yaklaşık bir fiyat var, alarak gelmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Benim birkaç tane daha sorum sizler olacak. Bu arada Fahrettin Bey teşekkürler tecrübeleriniz için. İnşallah sizin de kursunuz bittikten sonra başarı hikayeleri çekeriz. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda başarı hikayeleri var ve GIS alanında daha çekmedik. İlk konuklarımızı alacağız. Yeni bir kurs bildiğiniz gibi. Bu arada masname konusu var. Mayıs ayında Job Center için, yani GIS kursu için Job Center desteği kesinleşmesini düşünüyoruz Mayıs ayında.
Bir sonraki kursumuz da hani buradayken söylemiş olayım. 5 Haziran'da başlayacak. Yine bir değişiklik olursa tabii ki Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ben chatte de telefon numaramı bırakacağım. Şimdi Kasım Bey, size şunu sorayım. Yani öğrencilerimiz kursa katılacak ve haftalık rutini nasıl geçiyor? Örneğin hafta sonları dediğiniz ders bir günü nasıl geçiyor öğrencinin yaptığı aktiviteler olarak? Şu anda privat kursta, yani arkadaşlar Job Center'da ile kendileri para ödeyip geldiklerinde cumartesi 8.30, 12.45, 12.30 resmiyeti de genelde 15 dakika opsiyonda oluyor sorular, ek açılamlar. 12.45 arası bir kursumuz var cumartesi pazar. Hafta içi normalde bir günü mentor günümüz. Şu anda işe gelen arkadaşlar, Yavuz hocamlar, onlar arkadaşlara kursun belli programlarda, kendilerini iyi hissettikleri programlarda gönüllü mentorluk yapıyorlar. Ama bizim arkadaşlara söz vereceğimiz, kesin olacak dediğimiz şey şu: hafta sonu 8.30, 12.45 cumartesi pazar sabit kursumuz var. Bu privat kurs. Job Center kursu olduğunda hafta içi derslerimiz olacak Job Center'ın şartlarından dolayı. Privat kursta dediğim gibi hafta içi bir akşam 2,5 saat, 2 saat bir mentoring dersimiz oluyor. Ders tekrarı oluyor. Aynı zamanda biz arkadaşların işte mesela bu hafta bu ikinci batch Fahrettin Beylerin olduğu kursta başlayacağız şimdi artık. CV hazırlama, yani Lebenslauf hazırlama, Anschreiben'i hazırlama, onlarla alakalı bilgi, neyin nasıl yapılacağını anlatacağız arkadaşlara. Onun için arkadaşlar kendileri, yani kendi kendilerine Lebenslauf'u hazırlayıp göndermiyorlar. Biz kontrol ediyoruz. Kendisine en uygun bir Almanca iş ilanlarında gördükleri üzere tabelareş bir Lebenslauf hazırlayıp iş başvurularını yapmalarını istiyoruz. Bugün de arkadaşlara söyledim. Bugün Fahrettin Beylerin kursunun son 15 dakikasını söyledim. Bazen bazı firmalara diyoruz ki hocam şuraya praktikum için başvurun, daha iyi olur. Praktikant alıyor o firma. Bazen diyoruz ki bu firma praktikant almıyor, direkt ben iş başvurusu yapın. Hatta şu anda mesela yeni dönem kursunda şunu yapacağız arkadaşlar, bitirme projelerini QGIS'in eklentisi sayesinde online firmalar açacaklar. Bu benim yaptığım planlama projesinin çizimi. İsterseniz online inceleyebilirsiniz şeklinde sunum yapıp bir tık GIS, yani alanda çıtayı yükseltmiş olacağız. Arkadaşların daha böyle göze gelen bir iş başvuru yapmalarını sağlayacağız. Kursumuzun içeriğinde ilk başta Artist'le başlıyoruz. Sonra QGIS, daha sonra fiber optik planlamayı anlatıyoruz. Daha sonra Python veya PostgreSQL gelecek. Daha sonra, yani önce Python, sonra PostgreSQL. En sonunda da FMI 8 saat anlatıp kursu bitirmiş olacağız. Bu yaklaşık olarak 6 ay süren bir kurs. Onun için arkadaşların bir ek yapmak istiyorum hocam. Job Center onaylarsa GIS kursumuzu, derslerimiz hafta içi olacak. 18 ile 22 arasında her zamanki gibi. Buyurun hocam, siz devam edebilirsiniz. Şu an sorulara geçebiliriz dilerseniz. Tamam hocam. Yani kurs kapsamında şunu biz öğretiyoruz. GIS çok açık bir alan, çok geniş bir alan. Biz daha çok vektör veriyle uğraşılacak alanı öğretiyoruz. Ama arkadaşlar Job Center'lı kursun kapsamı daha geniş ve zamanı daha geniş olduğu için orada mesela raster veriler üzerine de biraz daha eğileceğiz. Yani uydu görüntülerinin değerlendirilmesi, işte onunla göre analize yapılması. GIS'te arkadaşlar birçok farklı alan var. Hepsini bir anda bu öğrettiğim, mesela ben ekranı paylaşayım. Yani sizin şurada gördüğünüz Werkzeug veya da işte QGIS'te, burada bir sürü yardımcı tool var. Siz bu kütüphanelerin hepsini öğrenmiyorsunuz. Bunları dünya üzerinde hepsine hakim olan hiç kimse de yok. Herkes kendi alanıyla alakalı olanı öğrenmiş oluyor. Bakın burada raster veriler, yani uydu görüntüler, fotoğraflar üzerine analizler yapan, onları geliştiren kişiler için olan kütüphaneler var. Yukarıda da vektör verilerle ilgilenen insanlar için, haritacılıkla ilgilenen, klasik PAF'ta plan yapan insanlar için gerekli olan kütüphaneler var. Biz bunda zaten hiçbir kurs, yani Almanya'da hiçbir kurs, dünya üzerinde hiçbir kurs bunların tamamını vermiyor. Kendi bir hedef noktası seçiyor, o hedef noktası üzerinde ilerliyor. Bizim de kursumuzun temel hedefi bu tarz, size şu an ekranda gördüğünüz nokta, çizgi ve poligon, yani geometri, böyle bunlar evlerin, bunlara poligon deniliyor.
Bu veriler üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Bunların analizi, üretilmesi vesairesi. Mesela bu kurs kapsamında arkadaşlara şunu yaptık mesela Fahrettin Beylerle. Bir adam kendi işte antika dükkanı açacak. Antika dükkanı için en uygun yer neresi olur? Analizini yaptık. İşte ana caddeye şu kadar uzakta, otobüs durağına şu kadar uzakta olsun. Size iş yeriniz bu verilerin hepsini veriyor. Ondan sonra sorgu yap diyor bu verilerle. Veya Lidl yeni bir dükkan açacak. Bu dükkan diyor ki en yakındaki market 2 kilometre mesafede olsun. Tren hattı 3 kilometre mesafede olsun. Otobüs durağı önünden geçsin. Otobüs önünden geçsin. Nüfusu 5000'den az olmasın. Almanya'nın neresinde diyor ben yeni bir Lidl açabilirim. Bu tarz sorgular GIS vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Bir arkadaşımız orada sormuş ekonomiye ne gibi etkisi var? Ekonomiyle alakalı bu tarz yani Wirtschaft alanıyla alakalı bu tarz analizler yapabiliyorsunuz. Ve sonuçlar üretip bunları sunabiliyorsunuz. Mesela benim eski çalıştığım firma Lidl, ondan sonra Edeka vesaire bunların analizini yapıp satıyordu. Ve dijital veri vermiyordu. Sadece haftayla bunları veriyordu. Saati 200 euro. Yani danışmanlığının. Yani GIS'in bir sürü farklı alanı var. Bunların hepsi açık. Siz hangi alanda ilerlemek isterseniz. İsterseniz soru cevapları geçelim hocam. Ben sırasıyla cevap verip geçeyim. Tabii ki hocam. Dilerseniz. Kemal Bey sormuş. GIS'in ekonomideki kullanımı nedir? Mesela benim ilk Almanya'da işe girdiğim yerde patronun oğlu Wirtschaft alanında üniversite okuyordu. Onun mesela bizde Werkstudent olarak çalışıyordu aynı zamanda. Ona mesela ben QGIS öğretmiştim. O ödevini QGIS'te sunduktan sonra sınıfta bayağı bir ilgi çekmiş. O çünkü yaptığı işte çalışmayı bizim GIS'le göstererek analizler yapmış, göstermiş. Konumsal bazlı. Çünkü GIS'in en büyük faydası şu. Konum bazlı analiz yapabiliyorsunuz. Mekansal analiz yapıyorsunuz. Almancasıyla veya işte spatial analiz yapabiliyorsunuz. Bunları yapınca çok ilgisini çekmişti mesela sınıftakilerin hocanın da. Ondan sonra sınıftan 3-4 kişi çocuk üzerinden işte babasına diyor ya arkadaşlarım da burada staj yapsalar, verkuşlarınız olsalar. Çünkü yaptığınız şeylerin, yaptığınız analizleri çok rahat, çok daha görsel, mekana dayalı çözümler üretebiliyorsunuz. Veya işte mesela Lidl, Aldi veya ne bileyim adam şey yapacak, bankamat koyacak. Nereye koysam daha çok işe yarar analizi yapmak istiyor. Siz bunları hepsini elde sevilen verilerle analizler yaparak bulabiliyorsunuz. Veya işte yeni bir araba bayisi veya petrol ofisi açılacak. Adam diyor ki işte oradan geçen araba sayısını alıyor. Bunlar var. O verileri alıyor. Otoyollara uzaklığı alıyor. Bunları yakınlık analizi. Veya ne bileyim yeni bir hastane açılacak. İşte onu analiz yapıyor. Veya işte lojistik firmaları. Mesela şu anda birçok firma var. Mesela Türkiye'de meşhur bir firma var. Optiol. Temelinde bu tarz sorguların olduğu çözümler üreterek lojistik firmalarına kendi araçlarını takip ve en kısa ve en uygun yolu kullanarak nasıl hızlı bir lojistik ağ kurmaları gerektiğini gösteriyor. Yani bir sürü alanda etkisi var. Yılmaz Bey sormuş, sadece Türk firmalarından mı iş bulunuyor? Hayır, ilk kursumuzdaki arkadaşlardan Alman firmalarına bulanlar da oldu. Mesela Yavuz Bey ve Muhammed Bey bizde staj yaptıktan sonra hemen Alman firma başvurdular. İkisi de teklif aldılar ama kendileri gitmek istemediler. Yani bu alanda çok ciddi eleman açığı olduğu için arkadaşlar kendi Almanca durumları veya sunulan imkanlar değerlendirerek istedikleri firma geçebilirler. Şu an mesela eğitmenlerimizden Fatih Bey bir Alman firmada çalışıyor. Yani bu işte Salih Bey var ilk kurs çalışanlarımızdan. Yani ben Almanca önem vermemin sebebi o. Biz gerekli olan her türlü bilgi öğretiyoruz. Ama arkadaşların Almanca kendilerini ifade edip iş görüşmesinde kendilerini rahat ifade edebilmeleri onların Almanca seviyeden kalmış. Biz orada bir etki yapamıyoruz. Keşke o da GIS gibi kolay olmuş olsaydı onu da öğretebilseydik ama ne yapıyoruz? Kurs kapsamında belki Fahrettin Bey birazdan bir iki dakika söz hakkı veririz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlara Almanca doküman sunuyoruz. Bunları okumalarını haftalık 15 dakika İki defa 15'er dakikalık okumalarını söylüyoruz. Takibini yapıyoruz. Ve Fahrettin Bey gibi ilgili arkadaşlar ne yapıyorlar? Kendileri kendi aralarında bu verdiğimiz PDF'i kendi aralarında çeviri yapıyorlar, yorumluyorlar. Bu şekilde kendi mesleki fah şüphelerini de arttırmaya çalışıyorlar. Biz arkadaşları yalnız bırakmıyoruz. Mesela bugün QGIS ile alakalı dokümanları paylaştık. Almanca bütün arkadaşların okumalarını istiyoruz. Çünkü işe girerken eğer arkadaşlar benim ekranıma dikkat ederse ben Almanca çalışıyorum.
Bu da hem Almanca ilerletmeyi sağlıyor, hem de Fachsprache, yani mesleki dili öğrenmenizi imkan sağlıyor. Onun için yani Almanya'da çalışmayı düşünen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Eğer şu ana kadar telefonlarının dilini Almanca yapmamışlarsa, bilgisayarlarının dilini Almanca yapmamışlarsa ne yazık ki kendi kendilerini engellemişler diyeceğim. Çünkü bunları yaparak her gün bir şeye tıkladığınızda bilmediğiniz bir şey karşınıza geliyor ve onu araştırıp öğreniyorsunuz. Yani zoraki de zorlama yöntemle siz Almancanızı geliştirmiş oluyorsunuz. Mesela bizde kursa başlayan bütün arkadaşlar ders esnasında ben hemen gördüm mü görüyorum. Bilgisayarınızın dili Türkçe, lütfen onu Almanca yap. Çünkü iş yerinde hiçbir Alman firma veya Türk firmada çalışsanız dahi size bilgisayarınızın dilini Türkçe yapmasını istemez. Ya Almanca ya İngilizce. Onun için buna dikkat etsin arkadaşlar. Şu anda ben mesela Almanya'ya ilk geldim, yaptığım şey şuydu. Telefonumun aplikasyon Google haritalarının dilini Almanca yapmıştım. Onun için orada bile bir sürü kelimeyi öğrendim yani. Çalıştım. Kendi bilgisayarımda hemen çalışma başladığımda dilini Almanca yaptım. Bu da sizi Word'de, Excel'de, işte GIS'te daha çok Almanca öğrenmenizi sağlıyor. Evet, Haziran'daki kurs Selçuk Bey sormuş. 5 Haziran'da başlamayı planlıyoruz. Belki bir hafta geç, bir hafta erken olabilir. Job Center'ın şeyle beraber. Hafta içi olursa kaç gün? Hafta içi olursa 4 gün kesin. Bir gün opsiyonlu olacak. Yani opsiyon derken o güne mentoring olacak arkadaşların. Ama bununla alakalı Job Center kursu hafta içi, privat kursumuz hafta sonu olacak. Yeterli sayı sağlandığında. Bu kurs başladıktan sonra bayağı ikinci batch'e talep oldu. O arkadaşları almamıştık. Onun için ikinci kursta Türk usulü yapmayalım arkadaşlar. Son gün son dakika bırakmayalım. Kayıt olmak isteyen arkadaşlar, ciddi düşünen arkadaşlar zamanında kayıtlarını yaparlarsa memnun oluruz. Çünkü kursta belli bir katılımdan sonra almak istemiyoruz. Çünkü bizim kurs öğretme sistemimiz şu şekilde. Fahrettin Bey kendisi de onaylayacaktır beni. Herkes derste ekranını paylaşıp sorusunu sorabiliyor. Yani biz 80-90 kişilik bir ders yapmıyoruz. Katılımcılar sadece chatte soru sormuyorlar. Herkes derste hocam şurayı anlamadım. Belki biraz dersi yavaşlatıyor. Ama bence olması gereken o. Hocam ben şurayı anlamadım. Gösterebilir miyim? Özellikle kursun ilk başlarında çoğu arkadaşın IT ile bilgisayarla arası olmadığı için çok basit böyle daha sonra kendileri de söylediklerinde ya ben bunu bilmiyordum kendi kendime güldüm dedikleri şeyler oluyor. Onun için mesela işte Türkiye'de CTRL diye öğrenmişler. Bu da diyorsunuz ki Steuerung veya işte STRG. Hocam Steuerung nedir? Hangi tuş? Bende işte Steuerung yazmıyor. Gibi gibi. Yani bunlar arkadaşlar ilk başta biraz zaman alıyor ama ondan sonra otomatikleşince öğrenince kurs daha da hızlanmış oluyor. Hafta sonu kursumuzun saatlerini söyledim. Kurs ücretiyle alakalı siz bir cevap verebilir misiniz? Hemen girdi yapayım. Kurs ücretlerimiz 1500 artı 2000 euro şeklinde hocam. 1500 kurs boyunca totalde vereceğimiz ücret. 2000 ise işe girdikten sonra ücretlendiriyoruz bunu sizler için. Detaylar için ben şuraya numaramı bırakıyorum. Hem kurs bilgisi olur hem ödeme yöntemleri olur. Bunun için konuşabiliriz. Mesaj atabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Buyurun hocam siz devam edebilirsiniz. Evet. Sorular cevap vereceğim arkadaşlar yazdınız. İki kısmına sorulara cevap vereceğim. Kimya alanında çalışıyorum. C1 sertifikam var. Kurs zamanı nasıldır? Kurs zamanı cumartesi pazar 4'er saat. Gazi Bey yazmış. Cumartesi 8.30 12.30. Pazar 8.30 12.30. Hafta içi de akşam minimum bir akşam mentoring oluyor. Ama mesela şu anda Mayıs ayının planlamasını yaptık arkadaşlarla. Mayıs ayında mesela herkesle birebir CV görüşmesi olacak. Her arkadaşla birebir arkadaşlar. Ondan sonra da işe giren 3 farklı alanda arkadaşlar kendi tecrübelerini paylaşacaklar. İşte bir arkadaşımız Yavuz Bey'in eşi belediyede işe girdi. Tabii bunlar bizim şu anda kurs gören arkadaşlar için olan imkanlar. Onun için evet yani biz size bir gününüzü ayırın diyoruz ama işte CV'nin hazırlanması, işe giren arkadaşların tecrübelerini paylaşması gibi durumlardan dolayı bir iki akşamınızı da ayırmanız gerekebilecek. Yani kendinizin evde çalışması gerekecek. Onun için bunları söylemiyorum. Bilgisayar alanında altyapım yok. Keşke olsa ama genelde bizim kursa başlayan arkadaşların %80'inin bir altyapısı olmuyor. Biz sıfırdan her şeyi öğretmek zorunda kalıyoruz.
Bu bir alanda bizi yavaşlatsa da biz bunu sorun olarak görmüyoruz. Arkadaşlar yeter ki istekli olsunlar, masa başına çalışmayı istesinler. Çok zor değil yani. Maaş aralığı, arkadaşlar maaş aralığı sizsiniz. 2500-3000 brütten başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela geçen işte Yavuz Bey'in bahsettiği arkadaş stajını bitirdikten sonra bir şirkete başvurdu. 3500 brütte maaş teklif edildi. Başka bir arkadaşımız yine bitiren 3500 brütte işe başladılar. Şirketin politikasına göre değişiyor. Ben Almanya'da işe gelecek olan bütün arkadaşlar, bu alan değil, hangi alanda olursa olsun gelecek olan bütün arkadaşlar, şunu tavsiye ediyorum. Eğer farklı bir alanda işe giriyorsanız maaşa bakmayın. Zaten Wongeld'le, Kinderzuschlag'la sizin talep ettiğiniz net maaşı elde etmiş oluyorsunuz. Mesela şu an Gazi Bey işe girdi. Hani maaşını bildiğimi söylüyorum. Çok yüksek maaş değil ama zaten Job Center böyle farklı bir alanda işe girdiği ve için kirasının tamamını benim bildiğim kadarıyla ödüyor. Dolayısıyla Gazi Bey şu anda 4000 brüt almış gibi kendini değerlendirmesi lazım. Yanlış mı düşünüyorum Gazi Bey? Şu anda buradasınız. Aldınız. Doğrudur abi. Yani onun için ya ben 4000 brüt almadım, onun için işe girmeyeceğim. Ben kendim de işe ilk Almanya'ya girdiğimde 3400 brütle işe girdim. Şu anda çok çok daha üstünde, çok daha iyi bir maaşla çalışıyorum. Her sene üzerine ciddi bir oranda, yani herkesin belki hedefleyeceği miktarda arttırarak, değiştirerek gittim. Ben de B2 kursunu bitirmiştim. C1'i kendim geçtim. Onun için yani maaşta kriter sizsiniz. Siz mesela, ben şunu iddia ediyorum. Gazi Bey bir sene sonra Almanya'daki istediği firmaya başvursun. Eğer Almancasını %10, %15 artırırsa alacağı minimum brüt maaş 4000 olacak. Çünkü ciddi bir ihtiyaç var. Ha, şu var. Almancanın doğal bir Almanca olmamasından kaynaklı dezavantajı tecrübeyle doldurması lazım. Yani işveren size neden ben 4000 vereyim? Almanya'daki arkadaşlar hangi alana giderseniz gidin, maaş aralığı bellidir. Eğer siz düşük bir Almanca ile gidiyorsanız, bu defa patronun bakış açısı şu: bu kişi tecrübesiyle bu açığı kapatabilir mi? Diye mevzu olduğu için de sizin tecrübe yapmanız lazım. Tecrübeyi de arkadaşlar evde yapamıyoruz. Gerekirse mesela Yavuz Beyler şöyle söylemişlerdi. Ya bedava deseler bedava çalışacağız yani. Sıkıntı yok. Sadece bizim CV'mizde bir yerde çalışıyor olmak lazım. Ben mesela Gazi Beyler, Yavuz Beylere hep bunu söyledim. Praktikum 5 ayın uykunuzu alın. Ondan sonra firmalara gönderin. Bekleyin, karşılığını göreceksiniz. Yani çünkü praktikum 5 ayın uykunuzu burada B vitamini hükmünde arkadaşlar. Praktikum sertifikası. Mesela bir şirketten ayrıldığınızda alacağınız Arbeitszeugnis bir B vitamini hükmünde. Çünkü orada işveren sizin hangi işleri yaptığınızı teker teker anlatıyor. Ve onlar bir sonraki iş için size referans oluyor. Asıl referans o arkadaşlar. Onun için ben Almanya'da hangi alan olursa olsun maaşa takılmaması tavsiye ediyorum. Çünkü zaten Almanya'nın sosyal devlet olmasından gelen Wongeld ve Kinderzuschlag'daki bir imkan var. İki farklı imkanı var. Kinderzuschlag'da neredeyse işte çocuk parası 250 euro. O miktara yakın bir para alıyorsunuz çocuk başına tekrar. Yani siz mesela 3000 net alan bir, 3000 brüt alan bir arkadaş, yaşadığı bölge tabii önemli. Mesela güneyde yaşıyorsa pahalı bir hayat var. Kuzeyde yaşıyorsa, daha önce ben de kuzeyde yaşıyordum. Ev kiralarının ucuz olduğu bir yer var. Buna göre değişiyor ama şu anda çevremdeki örneklerden biliyorum. Wongeld, Kinderzuschlag mesela 3000-3200-3400 brüt alan arkadaşlar, yaklaşık olarak Wongeld ve Kinderzuschlag net ellerine maaş dışında 500-600 euro geliyor. Yani arkadaş 3000 brüt alan bir arkadaş 2300 net almış oluyor. 500-600 Kinderzuschlag Wongeld'le beraber 2800-2900 elde etmiş oluyor. 2800 euro 4000 brüte denk geliyor arkadaşlar. 4000 brüt de şu anda Almanya'da çok 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 iyi bir maaş yani. Onu söylemiş olayım. Onun için yani eğer alan dışı geliyorsanız, mühendislik kökenli değilseniz, bu işi daha önce meslek hayatınızda yapmadıysanız, bir yeni bir branş yapıyorsanız, maaşa bakmadan Almanya'da bir yıl çalışma bakın. O bir yıl çalışmadan sonra ikinci geçeceğiniz işte minimum 1000 brüt arttırarak geçersiniz. 3000 alıyorsanız yeni şirketinizde 3800, 4000, 4100, 4250 olarak geçersiniz. Bunun örneklerini tek tük görmedim, çok çok fazla gördüm. Siz sadece gayret edip çalışmaya bakın arkadaşlar. Maaş aralığına cevap verdim. Kurs ücreti nedir? Onu da hocamız cevap verdi. Kurs ücreti hakkında bilgi verdiler. Ben sadece şunu rica ediyorum arkadaşlar. Karar veren arkadaşlar zamanında karar versinler. Son gün, kurs başladığı gün karar vermesinler. Çünkü o zaman bizim için program dışı
süreç başlıyor. Arkadaşlar araştırın, Google'a girin. Yavuz Cam'ın dediği gibi Udemy'ye girin. QGIS, ArcGIS yazıp kurslara bakın. İndirim dönemlerinde gerekirse 12-13 euroya kurslar oluyor. Onları alıp bakın. İndirin. Mesela QGIS ücretsiz program. Google'a girip hemen şuraya bakın. Yazıyorum herkes görsün diye. Bir dakika. Ekranımı paylaşayım. Google'a girip QGIS Herun Tarladın dedikten sonra, bakın QGIS Herun Tarladın veya Dovrant yazdıktan sonra şu siteye geliyorsunuz. Buradan QGIS'in şu alttaki stabil versiyonu indirip ondan sonra YouTube'dan QGIS videolarına bakıp kendinizi test edebilirsiniz. Veya Udemy'den Türkçe ucuz 13-14 Euro'luk bir ders alıp bakabilirsiniz. O zaman kendi kendinizi test etmiş olursunuz. Yani dediğim gibi hiçbir zorluğu yok. Ben arkadaşlara kursa geldiklerinde çok çok rahat öğrenebileceklerine inanıyorum. Tek kritik mevzu, eğer kurs bitiminde hemen bir işe girmek istiyorsanız minimum B2-C1 bir arası bir Almanca lazım. Şu an ilk kursumuzda 14 kişi vardı yaklaşık olarak. Bir arkadaş lise dönemi okuyordu, onu saymazsak 13 kişi diyebilirim. 13 arkadaş vardı, şu an 6 arkadaş işe girdi. 1-2 arkadaş iş görüşmesi vesaire sürecinde, yani neredeyse yarı yarıya işe girmiş olacaklar. Ben inanıyorum diğer arkadaşlar da, işte onda Yavuz hocamlar, işe giren arkadaşlar kendi iş tecrübelerini onlara, hani Yavuz hocam dedi ya, bir sürü Telegram grubumuz var. Her birisi farklı bir amaç ifade ediyor. Kimi işte kariyer bulmak için, kimi tecrübe paylaşmak için, kimi proje grubu. Şu anda mesela Yavuz hocamlar kendi öğrendikleri projenin aynısını kendi batch'lerinde bulunan arkadaşlara birebir öğreterek, ödev vererek yaptırtıyorlar. Mesela 2 gün önce bir arkadaş iş başvurusu yapacaktı. O arkadaş projesini geceleyin bana gönderdi. Ben inceledim. Ondan sonra arkadaş işverene başvururken bu benim kurstaki bitirdiğim proje olarak gönderdi. Onun için yani bizim kurs süreci, ders bitti, güle güle demiyoruz. Ondan sonra da yine birebir danışmanlık rehberliğimiz devam ediyor. Yeter ki siz gayretli edin, gayretli olun. İsteyin. Biz o konuda aşırı motiveyiz. Sizleri bekliyoruz. Hocam bilgisayar özellikleri hakkında da bir açıklama yapalım. Yani sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Biz normalde kurslarımızda minimum olarak i5 işlemci ve 16 GB RAM hani üzmez diyoruz. Evet, bunlar bunlar yeterli. Grafik kartı iyi olursa çok iyi olur. Çünkü biz kurs kapsamında, benim ekran gözükmüyor, göstereyim tekrardan. Uydu görüntülerini ekliyoruz. Planlamada onları kullanıyoruz. Burada işte Google Maps haritalar var, bir sürü farklı farklı harita programı var. Bunları ekleyip çalıştığımız için siz eklendi direkt mi zaten. Uydu görüntüleri, bunlar bilgisayarınızın grafik kartı iyi olursa iyi olur. O zaman daha rahat çalışmış olursunuz. Grafik kart özellikleri kötü olan bir bilgisayar sizi zorlar, donmalar yaşayabilirsiniz. İkinci bir monitör kesinlikle lazım. İkinci monitörsüz gelen arkadaşlar, hatta kursa kabul etme gibi şartım olsa yazarım yani. İkinci monitörsüz gelen arkadaşlar. Çünkü niye? Bir monitörde hoca izleyeceksiniz, diğer monitörde siz kendiniz yapacaksınız. Zaten bizim kurslarımızda sadece izlemeyle biz ders yapmıyoruz. Öyle katılan arkadaşlara da hiçbir şey vaat etmiyoruz. Bir ekranda hoca izleyecek, ikinci ekranda kendisi yapacak. Daha sonra ders bittikten sonra kendisi tekrar yaptığında videoyu bu ekranda açacak, hoca izleyecek, bu ekranda kendisi tekrarını yapacak. Tek ekranda hem hoca izleyip hem yapma olmuyor. Çünkü şöyle oluyor. Hocam ben size yetişemedim, ben o anda yapıyordum. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Ben de kendim ders anlatırken diğer arkadaşlar karışamıyorum. Her eğitmen kendisi yapıyor. Ama ben kendim söylüyorum. İki kere tekrar ettim, üçüncü tekrar etmeyeceğim diyorum. Çünkü sebebi şu. Şöyle diyoruz yani, bizim kursta ekran şu an gitti. Arkadaşlar hani ders böyle gidiyor. Arkadaşlar ben şu anda Einstellung'a tıklıyorum, siz de tıklayın. Arkadaşlar ben opsiyona tıkladım, siz de tıklayın. Arkadaşlar yani bu yavaş hızıyla gidiyoruz. Arkadaşların da yapması gereken şey şu. İkinci ekranlarında telefonları arkalarına bırakarak şöyle. Çünkü IT kursu yapan insanların derste hocaya odaklanması lazım. Hoca ne yapıyorsa onun aynısını yapması lazım. Ya WhatsApp'tan ne mesaj geldi, buradan ne gitti, o aradı değil. Telefonlar arkada, bir ekranda hoca, diğer ekranda sizin kendinizin aynısını yapmanız lazım. Yani belki yazılım kurslarında bir Python'a kod yazmada hocanın hızına yetişemeyip yazamayabilirsiniz. Ama bizim kurslarımızda öyle bir durum yok. Bizim kurslarımızda her şey birebir paralel gidiyor. Hoca yazıyor, siz de yazıyorsunuz. Hoca tıklıyor, siz de tıklıyorsunuz. Hoca gösteriyor, siz de aynı şekilde ekranınızda hoca ne yapıyorsa siz de aynısını birebir yapıyorsunuz. Ve takıldınız, yapamadınız. Hocam ben denedim, olmadı. Sizinki gibi olmadı dediğinizde hoca da diyor ki, hocam ekranı paylaş hemen.
ekranını paylaşıyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsun. Kurs için bilgisayar desteği imkanı var mı? Job Center'lı olanlara benim bildiğim kadarıyla var. Privatlarda yok. Çünkü zaten privatın kurs ücreti arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Normalde Almanya standartlarında bu kursların fiyatlarına Google'a yazıp girip bakarsanız gösterebilirim. Adam 4 saatini 250-300 lira bu dersleri anlatıyor. Yani kendiniz yazın Google'a. QGIS Basic kurs, QGIS'te şu kurs, Advanced kurs. Almanya'da şu anda bu kursların, hatta ben bakıp size söyleyeyim. Hocam bu sırada siz yansıtmadan hemen bir Job Center hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar Job Center masnamesini aldıktan sonra örneğin Job Center'a başvuracaksınız GIS kursu için. Sizlere verdiğimiz imkanları tekrar yine bir webinarda konuşmuş oluruz. Fakat şöyle bir bilgisayar gönderiyoruz, ikinci monitör gönderiyoruz. Ek olarak kulaklık gönderiyoruz GoodShine ile katılırsanız. Süreç böyle işliyor. Bize başvurduktan sonra ilk size IQNUS test yapıyoruz hemen. Testi de size gönderiyoruz hemen. Birkaç tane flyer gönderiyoruz. Kabul mektubu vesaire. Ardından Job Center'a başvurmuş oluyorsunuz. Chat'e numaramı bıraktım zaten. Oradan detayları konuşabiliriz. Buyurun hocam. Yani normal bu mesela 4 saatlik, 8 saatlik kursların fiyatları bunlar arkadaşlar. Siz yaklaşık olarak 6 ay işte haftada 8 saatlik kurs alacaksınız. Yani şu anlık 1500 euro artı 2000 işe giriş kurs ücreti olarak çok ultra makul bir fiyat. Hatta ben Halil Bey'le görüşümde bence fiyat artmalı da dedim ama Halil Bey de ya privat bu kurs arkadaşlar zaten çoğusu Job Center'a bağlı veya çoğusu düşük maaşlı bir işte çalışıp geliyor. Böyle kalsın diye. Çünkü kursa katılan Gazi Beyler, işte Fahrettin Beyler görüyorlardır. Bence eğitmenlerin özverisi yani privat kurs için söylüyorum bunu, Job Center için değil. Kurs ücretinin çok 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 daha üstünde. Yani 8 saatlik bir kursun parası işte 289 euro artı %19 vergisi de var bu kursun yani. Yaklaşık olarak 8 saat adam 345 euro vermiş oluyor. Yani siz burada sadece hafta sonu yani 1500 euroluk kursu başka bir firma vermek istediğinizde yani 2-3 kurs buradan alsanız 6 aylık kursa denk gelmiş oluyor ki biz size tane tane hepsini öğretmiş oluyoruz. Onun için yani kurs ücretiyle alakalı hepimiz, Sedat Bey, birbirimize dua edelim inşallah. Kurs ücretiyle alakalı yani o pazarlığı zaten kursla yapıyorsunuz. Benle yapmıyorsunuz da hani ben sadece Almanya'daki standartını anlatmak istedim size. Kasım Bey, bu arada arayan öğrencilerim sizin isminizi veriyor. Bir indirim yapabilir misiniz? Kasım Bey'le tanışıyoruz falan. evet. Öyle denk geliyor. Ya indirim, ben indirimle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ücretlerle direktmen. Evet, hep beni arayabilirsiniz bunun için. Ben hemen tekrar numaramı. Ya benim kendi çok yakın arkadaşımın eşi için aradım. Orada da işte kurs yetkilileri, sahipleri, Fahrettin Bey, Erdoğan Beyler. Yani indirim yapamıyoruz ama taksitlendirmede yardımcı oluruz. Gerekirse 8, 9, 10 taksite kadar yapabiliriz. Onun için taksitlendirme imkanı var bildiğim kadarıyla Eurotext adının ama evet. Privat kursta indirim olmuyor. Zaten Job Center'lı kursun fiyatı sabit. Bütün Job Center'lar için aynı fiyat uygulanıyor. Job Center zaten onu kendisi hallediyor. Siz ona karışmıyorsunuz. Evet, ben de şey ekleyebilirim. Bu hafta içi mentorluk derslerinden bahsedebilirim. Yani sadece biz mesela cumartesi, pazar sabahları kurs görüyoruz. Normal şeyimiz var. Ama mesela hafta içi çarşamba günü mentorluk dersimiz var. Yani tekrar dersimiz var. Yine Tuncay Bey geliyordu. Saat 3 saat. Ayrıca perşembe günü yine bir eski öğrenci arkadaşlarımızdan yine tekrar bir mentorluk dersi alıyoruz. Yani kursun dışında, kurs saatlerinin dışında da grubun kararlaştırdığı zamanda yani kurs veren kişiler, hocalarımız tekrar ediyorlar. Mesela Kasım Bey en az 5'in üzerinde herhalde video çekti, gönderdi bize. Videoyu mesela Kasım Hocam şurayı anlamadık. 10 dakika kısa evde mesela onu videoya çek, gruba atıyor. Örnek yani söylüyorum. Hem bizim için daha hızlı oluyor. Evet, yani Kasım Bey'in dediği gibi birebir herkesle ilgileniyorlar. Ben en çok şikayet ettiğim kişi benim ondan. Çok fazla ilgilenildiği için kurs bazen şey yapıyor, birebir herkes ekranını paylaşıyor. Yani birebir bağlanılıyor, hata varsa hata düzeltiliyor, şey yapılıyor. Biz kendimiz de mesela, biz Ramazan'dan önce öyle başlamıştık haftada bir gün.
Şimdi Ramazan'dan sonra gün kalmadı mesela. Sadece salı günleri Almanca çalışacağız. Yine kendi grubumuz içerisinde. Kasım Bey'in önerdiği handbook kitapları var. Onları Almanca çalışıp şey yapıyoruz mesela. Bu anlamda hocalarımız çok gayretli yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir klasik bir kurs değil ya da bir online aldığınız hani saat bitti hadi şimdi gidelim değil. Hakikaten birebir ilgileniliyor. İstenirse hocamız tekrar ediyor bize. Tuncay Bey mesela Ramazan olduğu için. İnsanlar biraz gündüz hani şey anlamadığı için mesela bir iki akşam tekrar istedik kendisinden sağ olsun bize. Vaktini ayırdı mesela ekstra bize tekrar etti yani o şeyi. Bu anlamda hakikaten kurs istediğimiz gibi gidiyor yani. O anlamda tekrar teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biz teşekkür ederiz hocam. Soru kalmış mıydı hocam bu arada? Yok. İkinci kurstan Orhun Bey de grupta yardımlaşma oluyor. Birimize ders anlatıyoruz diye yazmış. Evet. Orhun Bey, Fahrettin Bey bunlar ikinci kursun, ikinci batchin motive şahsiyetleri. Her arkadaşı bu şekilde motive olarak bekliyoruz. Yani hangi kurs olursa olsun arkadaşlar motive olduktan sonra, gayret gösterdikten sonra ben öğrenilmeyeceği kanısına değilim. Çünkü çok fazla kaynak var sosyal medyada, YouTube'da, Udemy'de. Yeter ki gayretli olup, yani ben mesela birçok şeyi kendi kendime öğrendim diyebilir miyim? Yani mesela benim kurs aldığım dönemde başka bir eğitim kurumunda Kürgis anlatılmıyordu. Ben Udemy'den ders aldım. Buradaki Weihnachten tatilini günde işte olan tatildi. 6-7 saat çalışarak kendi kendime öğrendim. Daha sonra arkadaşlara gönüllü anlattım. Anlatırken bir daha öğrendim. Ondan sonra işte bu tarz kurslarla arkadaşlara anlatmaya başladık. Yani mesele, yine tekrar söylüyorum, nasip gayrete aşık. Siz ne kadar tutkuyla asılırsanız geri kalan süreç de kendiliğinden ilerliyor. Bazen kiminin nasibi bir ay iş aramı oluyor, kiminin bir hafta, kiminin üç ay. Onun için yani bu meseleyi, iş bulmayı da ben bazen şey olarak görmüyorum, yani başarı olarak görmüyorum. Arkadaş tam hakkıyla öğrenebilmiş mi? Kendine kurs çıkışından sonra özgüvenli bir şekilde iş piyasasında çalışabileceğine inanıyor mu? Bence kritik mevzu bu. Çünkü bazen firma çok ciddi eleman ihtiyacı var. Diyor ki ben alayım bunu, yetiştiririm. Ben bunları piyasada gördüğüm için söylüyorum arkadaşlar. Yani evet, işe giriş bir başarı kriteri gözükse de kriter bence şu olması lazım. Siz kursun bitiminde vicdanen rahat mısınız? Eğitmen rahat mı her şeyi öğrettiğinden? Eğer bu ikisi varsa iş bulma bazen bir ay sürebilir, bazen üç ay sürebilir. O çok önemli değil. Yani zaten sosyal devlet olduğu için kimse açta değil, açta değil. İşe girişte de bence kritik mevzu şu. Maaşın ne olursa olsun girmek lazım. Minimum 6 ay LinkedIn'de, Sync'te, orada şu firmada şu pozisyona çalışıyor gözükmesi lazım. Ondan sonra zaten recruiter'lar, aracı firmalar sizin peşinizi bırakmıyor. Bakın 2 gün önce şu an Almanya'nın, Avrupa'nın en büyük mühendislik şirketine çalışan bir arkadaşla görüştüm. Ya diyor ki neredeyse her hafta 2-3 iş ilanı geliyor. Arkadaşın çalıştığı yaklaşık 7. 8. ayı. Artık diyor birçoğuna cevap bile vermiyorum. Bu abimiz mesela 46-47 yaşında, Türkiye'de 14-15 yıl coğrafya öğretmenliği yapmış bir insan. Ve şu anda Avrupa'nın en büyük mühendislik şirketlerinden birisine çalışıyor. Ama o da işe girerken hiç parayı takmadı. Adamlara dedi ki ben ilk 6 ay deneme sürecinden şu maaşı istiyorum. Deneme sürecinden sonra 500 arttırarak söyledi. Şu an işte o şirket çalıştığı alanla alakalı 3 yıllık bir sözleşme imzalattıkları için, yani şeyle anlaşma yaptığı için o bağlı bulunduğu firmaya, arkadaşlar şunu demişler. Yani 3 yıl boyunca buradasın. Biz seninle çalışmak istiyoruz, denetmek istiyoruz. Yani arkadaş şu anda değiştirmek istese ben inanıyorum. Hatta bana bir kere gelen teklifleri attı. Dedim ki hocam bir yıl minimum CV'nde sabit bir yer gözüksün. Akademik kariyerin ilk adımı 6 ay bir yer, 6 ay ikinci yer. Yani eğer şirket sizi işten çıkarmıyorsa sağlıklı değil. Minimum bir yıl bir yerde gözüksün. Ben kendim de öyle yaptım. Bir yıl çalıştım. Sonra başka bir firma. Sonra da Allah nasip etti şimdiki firmadayım. Ve hepsinde maaş üstüne eklenerek gitti. Tecrübeler eklenerek gitti. Gittiğim mesela ikinci şirkette Almanya'da bu alanla alakalı hangi alanda aplikasyonlar eksik diye bir sunum hazırladım. Sonra oradan ayrılırken benim arbeid sürekliyse şunu yazmışlar. Şirketimize yeni bir bakış açısı kazandırdı. Bize yeni portföyler gösterdi. Yani siz ne kadar gayretli olursanız, bir şeyleri gösterirseniz o kadar iyi olur.
Udemy'den Serhat Kaya yazmış. Oradan Okan Şafak'ın dersini alabilirsiniz hocam. Okan Şafak Türkçe anlatıyor. Onun temel eğitim setini alabilirsiniz. 12-13 euro'luk bir eğitim. Onu alıp izleyebilirsiniz. Ücretsiz program. Orada kurulumuna kadar her şeyi gösteriyor. Oradan kendinizi test edebilirsiniz. Yani ben bu kursu yapabilir miyim? Bu mesleği yapabilir miyim diye. O kursu alıp mutlaka deneyin yani. Okan Şafak o kursu alıp değerlendirebilirsiniz. Kendisini birebir de tanıdığım birisi. Benim üniversite 2 alt dönemim yanlış hatırlamıyorsam. Evet, başka sorusu arkadaş yoksa katıldığınız için teşekkür ederiz. Zaten 19-20-30 arası demiştik. Dolayısıyla süremiz bitmiş oluyor. Mesela şu anda Almanya'da bu piyasada çalışan katılımcılar arasında isimler görüyorum. İsterlerse söz hakkı da onlara verebiliriz. Başka katılımcılar, başka büyük firmalarda çalışan. Direktmen chat'e yazabilirler. Konuşmacılar kalabiliriz yani. Soru sormak, konuşmak isterlerse. Bu arada öğrencilerimiz de katılmış hocam. Onlarla da inşallah işe girdikten sonra tekrar bir webinar yapmak isteriz. İnşallah. Oldu. Ben teşekkür ederim katıldığınız için arkadaşlar. Sorunuz olursa her zaman bize ulaşabilirsiniz. Kayıtla alakalı da Eurotech Study'nin. Hocam isterseniz siz, ben mi göstereyim? Web sitesinde Eurotech Study'nin direktmen oradan da irtibat kurabiliyorlar. Eurotech Study. Ben tabii ki aynen. Onu şey yapabilirsiniz. Okey. Ben numaramı yine bıraktım. Buradan da direkt canlı destek alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar GIS kursuyla alakalı yukarıda kurslar var hocam. Ha, aynen, olmadı oradan. All kurs en altta, tüm kurslar kısmında. Buradan Eurotech Study'nin evet. Şurada coğrafik geografi informasyon sistem Zmor ya da üzerine tıklayabilirsiniz. Neden gelmedi? Evet. Buradan isterseniz şu anda başvuru deyip kendi bilgilerinizi buraya kaydederseniz kursla irtibata geçebilirsiniz. İşte adınız, soyadınız, telefon numaranız vesaire. Daha sonra kurs yetkilileri sizinle irtibata geçiyorlar. Eğer irtibata geçmezlerse hocamızın telefon numarası var veya de bana ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Size sorular olursa hocam ben size ulaştırırım. Sıkıntı yok. Tamam. Soruları şey yapmış olurum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Kasım hocam, Fahrettin Bey, Tuncay Bey, Gazi Bey, Yavuz Bey. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız olursa dediğimiz gibi bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.